Meriç. Abi pardon. Yok geç, yapayım mı? Geç iş. Sen şeysin mi takip edersin hiç? Biz yani bütün takım adına ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum ki böyle büyük bir organizasyonu hem ülkemizde oynamayı hem de seyircilerimizin karşısında oynamayı sağladıkları için bakanlığımıza, federasyonumuza çok teşekkür ederiz. Dileğimiz tabii ki iki takımın son gün burada final oynaması. Bu seyircilerle beraber, Ankara seyircisiyle beraber kupayı kaldırmak hem Fenerbahçe adına hem de bizler Vakıfbank adına unutulmaz bir gün olacak diye düşünüyorum. Şu an Türkiye'de zaten voleybol olan ilgi her gün daha da artıyor. Her maç, her gün daha da artan bir ilgi var voleybola karşı. Biz o yüzden eminim hem Fenerbahçe olarak hem Vakıfbank olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz bu turnuva boyunca, bu önemli turnuva boyunca. Vakıfbank olarak da dileğimiz 4. kupayı Ankara seyircisi karşısında kaldırıp ülkemize kupayı tekrar getirebilmek olacak. Fenerbahçe Opet olarak çok heyecanlıyız çünkü yaklaşık 11 yıl aradan sonra tekrardan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Güzel bir ekibiz, iyi çalışıyoruz, zorlu bir ilk yarıyı geride bıraktık. Takım olarak çok heyecanlıyız çünkü %100 seyirciye karşı oynayacağız. Zaten Ankara salonunun bizde yeri çok başka. Biletlerin de satıldığını biliyoruz. Çok güzel bir atmosfer olacağına inanıyoruz. Hepimiz heyecanla maç saatinin gelmesini bekliyoruz. Başkanımıza, federasyonumuza bu organizasyonu Türkiye'de ağırladığı için öncelikle teşekkür ederim. Sonrasında da bakanımıza da ilgilerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz. Seyir zevki yüksek, kaliteli, iyi bir voleybol oynamak istiyoruz. Hırsla mücadelemizi vereceğiz. Umarım tüm takımlar için sakatlıksız, keyifli ve bol mücadele geçen bir turnuva olur. Kıymetli kaptanlarım, çok teşekkür ediyorum. 31 yıldır yapılan ve 32.si yapılan bu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ev sahipliğini ülke olarak ilk defa bunu yapıyoruz. Ve bu ilk gündeme geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başta olmak üzere büyük bir desteği ve 24 saat her dakika ulaştığımız Sayın Spor Bakanımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu projeyi hayata geçirmek için, bu turnuvayı burada oynamak için kolay değildi. Zor bir süreçti ama bu süreci nasıl aştık? Güçlü devlet olduğumuz için, her istediğimizi bize bu imkanları sağlandığı için ve FIBB'nin SEV'in organizasyonlar konusunda en çok güven duyduğu ve en mükemmelinin yapıldığı bir ülke olması münasebetiyle bunun da bizim açımızdan bir avantaj olduğunu gördük. Tabii bu süreçte ben tekrar ilk günden beri bize destek veren Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kupanın da ya Kaptan Eda'nın ya da Melis'in elinde olmasını arzu ediyoruz. Final oynayalım ama o final sonunda da bu kupa mutlaka iki kaptandan birinin elinde olsun ve ülkemizde kalsın diyorum. Eda'ya ve Melis'e teşekkür ediyorum. Tabii yeni bir heyecana hazırlanıyoruz. Türkiye olarak, Ankara olarak, spor camiası olarak. Her zamanki gibi hem oyun kalitesi açısından, hem halkımızın bu anlamdaki ilgisi açısından ve hem de ülkemizin özellikle spor organizasyonlarındaki yüksek başarısı açısından hem mutluluk verici hem de heyecan verici bir programın, bir müsabaka sürecinin arifesindeyiz. Ben tüm misafir takımlara, ülkemizin değerli takımları Vakıfbank'a ve Fenerbahçe'ye başarı diliyorum. Tabii ki 2021 önemli başarıların, önemli heyecanların yaşandığı, sporcularımızın sadece birkaç alanda değil, pek çok alanda hem bireysel olarak hem takımlar olarak başarılarını taçlandırdığı bir yıl oldu. Ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte de sporun tüm alanlarındaki iddiamızı hem takımlarda hem bireysellerde çok daha yukarı noktalara taşıyacağız. Bunun için mükemmel bir altyapımız var. Çok ciddi bir destek var. Bu anada hükümetimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ciddi bir spor atılımını gerçekleştirdik. Ve şükürler olsun bunun
güzel sonuçlarını da birlikte yaşıyoruz. Ve özellikle biliyorsunuz ülkemizin özellikle takımlar noktasında voleybolda geldiğimiz aşama, burada bir güzel işbirliği var. Ben federasyonumuza, değerli sporcularımıza teşekkür ediyorum. İki takımımızın da kaptanı yanı başımda. Hakikaten çok güzel sonuçlar ve bunlar öncü sonuçlar. Bunu hep ifade ediyorum. Gelen çok güçlü de bir jenerasyon var, bir nesil var. Voleyboldaki başarıların inşallah önümüzdeki süreçte kadın voleybolu başta olmak üzere erkek voleybolunda da hızlı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Diğer branşlarda da ciddi çalışmalarımız var. Ve tabii Türkiye'nin altyapısı ve bu altyapının sunmuş olduğu spor turizmi olanakları. Biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte spor turizmini kalkınma planımıza önemli bir şekilde kaydettik. Ve kalkınma planımızda spor turizmi vizyonumuzu ortaya koyduk. Ve bununla birlikte doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle kış sporlarından yaz sporlarına, doğa sporlarına, ekstrem sporlara her alanda müthiş rekabetçi bir gücümüz var. Biliyorsunuz ülkemizin bu anlamdaki demografik yapısı olsun, iklim yapısı olsun, coğrafi koşullar olsun, turizmin pek çok parametresinden biri olan gastronomi avantajları olsun. Her alanda mükemmel üstünlüğümüz var ve biz bu üstünlüklerimizi spor turizminde de her geçen gün daha yukarılara taşıyoruz. Bu yıl pandemiye rağmen 160'tan fazla çok çok önemli spor organizasyonu ülkemizde en güzel şekilde gerçekleştirdik. Kalitemizde, sıcak misafirperverliğimizde bu anlamdaki çıtayı 2022'de yine yükselteceğiz. Ve tabii sportif başarı bu anlamda bununla birlikte gelen bir ayrı bir güzel netice. Ve inanıyorum ki bu şampiyonanın sonunda da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın sonunda da yine takımlarımızdan bir tanesi, kaptanlarımızdan biri bu başarıyı gösterecekler. Ben dostça, centilmence bir müsabaka süreci diliyorum. Ve takımlarımıza da canı gönülden başarılar diliyorum. Abluma bastı, tripodumu düştü. Ama bu ben telefonu alamam. Yani beni hiç ilgilendirme falan. Benim de o kalbim.